Merhaba arkadaşlar, ben Hakan Obantr. CryEngine Launcher'ı başlattık arkadaşlar. CryEngine nasıl yeni bir proje ekleriz? Yeni eklediğimiz projeye oyun motorunun seçimini göreceğiz. Oyun motorunun yüklenmesini göreceğiz. Ardından hazırladığımız projeye marketten nasıl eklentiler yükleneceğini, nasıl eşyalar yükleneceğini göreceğiz. Marketplace'te, market alanında olan eşyaların projemize nasıl ekleneceğini göreceğiz. Başlıyoruz. Yeni bir proje oluşturmak için buradan New Project'e tıklayabilirsiniz. Eğer daha önce hiç proje oluşturmadıysanız buraya da tıklayabilirsiniz. İkisi de aynı şey. Buradan CryEngine'in versiyonunu seçebiliyorsunuz. Ben en son versiyonu seçiyorum. En son versiyon en güncel versiyon oluyor. Şu an 5.2 en son versiyonu. Ardından CryEngine'in versiyonunu seçtikten sonra buradan hangi programlama dilinde olacağını seçiyorsunuz projenizin. C++ veya C# programlama dillerini seçebilirsiniz. Ardından şablon seçiyorsunuz arkadaşlar, template. Blank boş şablon oluyor. First person şablonu seçebilirsiniz. Birinci görüş açısıyla oyunun olur. Third person şablonunu seçebilirsiniz. Üçüncü görüş açısıyla şablon olmuş oluyor. Top down shooter şablonunu seçebilirsiniz. Tepeden bakma görüş açısıyla oyun oynanıyor. Side scroller yandan bakılan tarzda oyunlar da oluyor. Rolling ball'un tam olarak ne olduğunu bilmiyorum bu şablonun. Herhalde yuvarlanan bir topla alakalı bir şey olabilir. Ben first person şablonunu seçiyorum. Şimdilik örneğimizde. Buradan projenin adını veriyoruz. Test dedim. Location'da da projenin şeyini seçeceğiz. Nereye kaydedileceğini. E'de CryEngine Launcher klasörü var. Ben bu klasörü oluşturdum. Mesela buradan yeni klasör oluştur diyorum. CryEngine bu klasöre kaydedilecek. Tamam dedim. Test projemizin adı, kaydedileceği yerde burası. E'de CryEngine. İstediğiniz konuma kaydedebilirsiniz. Create Project dedim. Şimdi Initialize Project diyoruz. Initialize Project dedikten sonra proje download ediliyor. Proje şimdi download edilecek arkadaşlar. Proje indiği zaman tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar, yükleme tamamlanmak üzere. Birazdan CryEngine 5.2 versiyonu inecek ve projemiz first person shooter olarak kurulacak. Bitti sayılır. Download işlemi tamamlandı. Şimdi kurulum gerçekleştiriliyor. Installing. Installing işlemi de birazcık sürecek gibi. Installing işlemi tamamlandığında geleceğim. Evet arkadaşlar, yükleme tamamlandı. Yükleme tamamlandıktan sonra burada şu sembole tıklıyoruz, ayarlar sembolüne. Launch editor diyoruz. Editör başlatılıyor. CryEngine editörü açılıyor arkadaşlar. Burada erişime izin ver diyorum. Evet arkadaşlar, CryEngine editörünü başlatmış olduk bu şekilde. Buradan yeni bir bölüm oluşturalım. File'dan New diyorum. Oluşturduğumuz yeni bölümün adı test olsun. Ufak bir bölüm oluşturuyorum. 256x256. Texture Dimensions'ı da 1024'e 1024 yaptım.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ufak bir bölüm oluşturmuş olduk. Bu oluşturduğumuz bölüme nasıl asset ekleyeceğiz onu göreceğiz. Burayı kapatıyorum. CryEngine'i kapatıyoruz. Marketplace'e geleceğiz. Marketplace'i açtım buradan. Buradan mesela bir şey seçelim. ...3D model arayacağım. Bir dakika. Burada bazı şeyler paralı, bazı şeyler parasız arkadaşlar. Parasız olan bir modeli indireceğiz. Buradan architecture seçeceğim. Bir bina modeli bulacağız. Mesela burada residential buildings veya harbor buildings var. Crytek'in yaptığı hazır. Mesela bu evleri ekleyebiliriz, bu modelleri. Add to cart diyorum indirmek için. Check out now diyorum. Şimdi satın alacağız. Şimdi satın alma işlemini yapmak için I agree diyorum. Buraları doldurmam lazım. City location diyor. Country. İstediğimiz country'yi seçebiliriz. Şimdi save and continue dedim. Şimdi herhangi bir payment yapmama gerek yok. Buraya tıklıyoruz. Purchase dedik. Free olduğu için herhangi bir kart bilgisi olmadan başarıyla satın aldık. Şimdi burada library'de my assets'te olacak o. Bunu install diyorum, Harbor Buildings'i. Şimdi Harbor Buildings indiriliyor. İndirdiğimiz şeyi nasıl projemize ekleyeceğiz onu göreceğiz. Installed oldu. Buraya tıklıyoruz. Reveal in Explorer diyoruz. Klasör olarak açacak. Bunu da Reveal in Explorer diyorum. CryEngine klasörü burada. Diğer MyAssets'e de bunu da installed diyor. Reveal in Explorer dedim. Explorer'da göstermesi lazım. Evet arkadaşlar, bu adrese gelmiş arkadaşlar. İndirdiğimiz Harbor Buildings bu adreste. Bunu tıklıyorum. Burada nokta pak dosyası var. Bu pak dosyasını kopyalıyoruz arkadaşlar. Pak dosyasını da şuraya koyuyoruz. CryEngine'e geliyoruz. Burada Reveal in Explorer diyorum. CryEngine'in yüklü olduğu yerde assets'in içine bunu yapıştıracağım. Yapıştır diyorum. Böylece assets'e yüklenmiş oldu bu. Marketplace'te indirdiğimiz modeller. Şimdi tekrardan oyun motorunu çalıştıracağım. Launch Editor diyorum. Editör başlayacak. Arkadaşlar editör açıldı. Daha önceden oluşturduğumuz leveli açalım. Testi açıyorum. Şimdi buraya ekleyeceğiz arkadaşlar indirdiğimiz harbor modellerini.
Tamam, brush'a geliyoruz arkadaşlar. Brush'a tıkladık. Objects'e geldik. Objects'e assets'e geldik. Architecture, Buildings, Harbor. Mesela buradan Gatehouse diyebiliriz. Mesela buradan burada CGF dosyaları var. CGF dosyalarını direkt olarak ekleyebiliyoruz. Projemize ekledik arkadaşlar. G'ye bastığımız zaman da bunu görebiliyoruz arkadaşlar. Eklediğimiz projeyi. Tools, Environment Editor'a geleceğiz Tools'tan. Buradan saati istediğimiz saati ayarlayabiliriz. Modelin daha iyi gözükmesi için şu saati ayarladım. Şimdi modeli daha rahat görebiliyoruz. Buradan switch to game yapabiliriz. CTRL-G yaptığımız zaman oyuna giriyor. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, basit bir modeli ekledik. Başka şeyler de var. Mesela buraya başka şeyler de ekleyebiliyoruz. Başka modeller. Lighthouse ekleyebiliriz. Guardhouse ekleyebiliriz. Projemize istediğimiz şeyleri bu şekilde ekliyoruz arkadaşlar. Assetleri indirdik. Assetleri projemize ekledik arkadaşlar. Gelecek derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.